gördükleriniz mantar. Hello. How are you? Awesome. Welcome to Singapore. Şimdi ben Chinatown diye bir yere gidiyorum. Oldukça ilginç bir yer. Singapur içinde kurulmuş, böyle Çin komünü tarafından kurulmuş bir bölge. Bakın bu Çin lambalarının festivali demiştim. Bu arkadaşlar da Çinli. Herhangi sıradan bir AVM'nin içindeki Starbucks burası. Ne kadar dolu. We have four official languages, so it's like English, Malay, Chinese, Tamil, or Hindi. Şimdi hava biraz kararmaya başlıyor. Buradaki çok eski bir arkadaşımla görüşmeye gidiyorum. Çok eski bir arkadaşım değil de eski bir arkadaşımın kız arkadaşı. Asıl benim Singapurlu arkadaşım şu anda burada değilmiş. O yüzden bir arkadaşım seninle böyle etrafı dolaşabilir falan dedi. Gidiyoruz bakalım. Bu arada Singapur genelinde maske zorunluluğu devam ediyor. Takmayan insan sayısı gerçekten az. Bunlardan biri benim herhalde. Şimdi ben çok ilginç bir yere gidiyorum. Singapur içinde. Burada şimdi Singapur parlamentosunun önünden geçiyorum. Size de bir göstereyim istedim. Mayula Singapura. Şimdi Chinatown'a ilerlerken işte bu gökdelenlerin arasından geçeceğim. Yani bizim fotoğraflarda, videolarda gördüğümüz o Singapur portresi aynen şu taraf. Şöyle ilerleyeceğim şimdi. Şimdi aklıma 2 ay önce İran'da olduğum geldi. İran'da böyle devlet binasının falan önünde video çektiğimi, bir şeyler anlattığımı el kol yaparak düşünemiyorum bile. Aa, coğrafya işte ya. Çok şey değişiyor. Coğrafya değiştirdiğinizde yani birçok dinamik, birçok parametre değişiyor. Aa, asıl gerçek Singapur'a geldik. Gerçek Singapur ne demekse işte oraya geldik. Bizim yani sürekli fotoğraflarda, videolarda gördüğümüz o Singapur'a şu anda giriş yapıyoruz. Bakın. Şuraya bakın. Şimdi işte o fotoğraflarda, videolarda asıl gördüğümüz o Singapur portresinin oraya geldim. Bakın. Öyle nehir kenarına kurulmuş kafeler, gökdelenler. Şehrin ortasında ilerlerken böyle geniş, ferah bir parka açılıyor önünüz. Bu arada her videoda olduğu gibi hemen kısaca araya giriyorum. Yeni gelenler için de bir hatırlatma olsun. Nasıl destek olurum sorusunun cevabını vereyim. Birkaç yöntemi var bunun. İlki, bu videoyu eğer beğendiyseniz tabi beğene tıklayarak videoya destek olabilirsiniz. Böylece daha fazla kişinin önüne çıkar. Kanala abone olabilirsiniz. Bunun da herhangi bir ücreti yok. Yanındaki zil işaretini de açarsanız videolardan anlık olarak haberdar olursunuz. Son olarak da bu kanalın katıl butonu şu anda açık. Enflasyona yenik düşmüş bir katıl butonu var. Bundan bir yıl önce falan düzenlemiştim. İlk seviye 15 liradan başlıyor, yani 1 dolar bile değil. Singapur gibi bir yerde mesela marketten bir su alamıyorsun 1 dolara. Tabii. Şuradaki tezatlığa bakın. Gökdelenler ve altındaki mahalleler. Şimdi ben Chinatown diye bir yere gidiyorum. Oldukça ilginç bir yer. Singapur'a gelen herkese aslında bir gidip görmesi önerilecek bir yer. Chinatown Singapur içinde kurulmuş, böyle Çin komünü tarafından kurulmuş bir bölge. Nasıl Little India var, küçük Hindistan, Hintliler vardı. Hint restoranları, işte Hint kafeleri, barları, marketleri, berberi, her şeyle. Şimdi Chinatown'da, Çin bölgesinde de aynı şekilde Çinliler olacak sırf. Yani sırf Çinliler olmayacak tabii ama yani Çin restoranları olsun. Bakın bir anda ortam nasıl değişti. Sadece bir sokak paralelindeyiz şu anda. Şu anda barların, kafelerin falan olduğu bir caddedeyiz. Burada dünyanın
her yöresinden restoranı ve yemeği, mutfağı bulabiliyorsun. Çünkü yani zaten Singapur genel olarak farklı milletlerin birleşiminden oluşmuş. Ya burada her türlü milletten, her türlü yörenin mutfağından restoran, kafe, bar bulabiliyorsunuz böyle. Şu anda sanıyorum ki Barlar Sokağı'ndayız. Şimdi abi şurada gördüğünüz Starbucks'a ben bir gireceğim ve fiyatlara bakacağım. Yine bakın bir AVM'nin içinde. Bu AVM'ler apayrı bir dünyaya açılıyor burada Singapur'da. Dışarısı çok nemli ve sıcak. Dışarıda oturmanın hiçbir manası yok. Bakın burada nasıl dolu burası, siz görüyorsunuz yani. Şimdi ben şunu merak ettim. Bir Starbucks'a gireceğim ve fiyatlara bakacağım. Çünkü Starbucks dünyanın neresinde olursanız olun fiyatlar hakkında gerçekten sizi çok ciddi şekilde bilgilendiriyor. Yani sokak fiyatları hakkında bile Starbucks'ta şöyle filtre kahveye bakarak bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Hi, how are you? Where is the filter coffee? Filter coffee. Filter coffee. Okay, are you okay if we give you the long black or americano? Sorry again? Long black or americano. Okay. I want hot. Hot coffee. So it's like americano. Are you okay with that? So you normally don't do that? This one have to wait for 5 minutes. Okay, I can wait 5 minutes. I'm here. Small. $3.90. Herhangi sıradan bir AVM'nin içindeki Starbucks burası. Ne kadar dolu. Fiyatlara gelecek olursak da şöyle bir değerlendirmem oldu benim. Şimdi filtre kahveyi aldım. Bence Starbucks'ın olduğu ülkelerde Big Mac indeksinden daha da tutarlı oluyor bu. Hani ekonomi okuyanlar bilir, Big Mac indeksi vardır. Hani her ülkede Big Mac'in fiyatını hesaplayarak oradaki reel ekonomiyi falan anlarsın da hikaye. Hatta McDonald's'larda ben çok oynak bir piyasa gördüm. Yani mesela Hong Kong McDonald's çok ucuzdu. Yani dışarıda sokak çok pahalıyken McDonald's aşırı ucuzdu. Ya yani bu kesinlikle gerçeği yansıtmadığını gördüm ben McDonald's'ların özellikle. Ama ben Starbucks filtre kahvede her zaman tuttuğunu gördüm bu olayın. Kendi denemem, kendi üretimim. Ben bu teoriye ismimi vereceğim abi en son. Ben bunu Starbucks filtre kahve indeksi diyorum. Neyse ben 3.90'a aldım burada. 3.90 Singapur doları filtre kahve. Bakın abi 3.90 Singapur doları şu anda 50.91 Türk lirası ediyor. İşte Türkiye'deki reel ekonomiyle siz karşılaştırın burayı o zaman. Filtre kahveler bazında şu an Starbucks'ta bir filtre kahve ne kadar hiç bilmiyorum. Her gün artan fiyatlar var. Siz karşılaştırmasını yaparsınız. Size inanılmaz bir taktik göstereceğim. Bunu Hintlilerden öğrendim. Bakın şimdi. Şimdi burada tabii bizimki uyumlu değil ya buraya. Üçlü bu. Bu böyle girmez. Şöyle yapıyorsun. Şuraya böyle sıkıştırıyorsun. Bunu da takıyorsun. Bunu da açıyorsun abi. Gördünüz mü? Singapur'da şarj sorununu an itibariyle çözdüm. Şimdi Chinatown'un ortasında bir buluşma noktası var. Oraya gideceğim ve Singapurlu arkadaşımın kız arkadaşıyla buluşacağım. Tam buluşacağız dedik, yağmur başladı ya. Bak hiç güzel olmadı bu. Neyse burada yağmur sürekli başlayıp duruyor zaten. Herhalde durur birazdan. Chinatown Point burasıymış. Bu AVM'nin ismiymiş. Şimdi burada buluşacağız arkadaşlar. Singapurlu çok sevdiğim bir arkadaşımın kız arkadaşı. Kendisi şu an Singapur'da değil. O yüzden benim de çok kısıtlı vaktim olduğunu biliyor. Kız arkadaşı gelecek ve birlikte Chinatown'u dolaşacağız. Hello! How are you? Awesome! I'm Jen. So today is the Lantern Festival. Yes, that's right. Bugün festival var. Festivale denk geldim. Çinlilerin festivali. Şu anda we're in Chinatown right now. Yep, that's right. Oh, nice. And welcome to Singapore. Let's see. So here is full of Chinese people, right? Yes, but we have a mix of like all the different races as well. So it's not just the Chinese people, but we have Chinese, Malay, Indian, Eurasian. Yeah. Yeah, all of them. It's a melting pot.
definitely. Yeah. Abi cıvıl cıvıl ortam ya. Tradition stuff. Burada böyle geleneksel eşyalar var. Bugün bunların festivali. Lantern diye geçiyor bu tabii İngilizce'de ama yani Türkçe'de gerçekten şu an hatırlayamadım ismini. In Singapore, people speak English, right? Yes, we speak English. So like, it's the official language or? Yeah, it's one of the official and the government language. Also? We have four official languages. Uh-huh. So it's like English, Malay, Chinese, yeah. And? Like Tamil or Hindi. Ah, okay. Yeah. Bakın, eleman aranıyor. Also, I would like to ask about minimum wage in Singapore. Oh, there isn't. There is no minimum wage? No. Okay. So, like, in average, how much people earn? Like, someone working in a cafe, for example, like, average, you think? Even $4. Oh, yeah, so, totally depends on the area as well. Yeah, it depends on your boss. A lot of foreigners. Yeah. Abi, Pattaya'dan sıkıldığım anda karşıma Thai restoranı çıktı. More lanterns. Şimdi daha çok kafe ve barların, restoranların olduğu bölüme geliyoruz. So your working place is here also. Yeah, my office is nearby. So do you like this area? Yeah, I like it because it's like near good food. Normally the way it's structured is that the first floor is where the wet market is. What is sold in wet market? Oh, like your fruits and vegetables. And then on top is where the food stalls are. Lokal yiyeceklerin satıldığı yerler böyle oluyor. Daha fazla lantern için takipte kalın. People wear their costumes. Çinliler kostümlerini giymiş geleneksel. Buradaki herhangi bir tezgahtan yemeğinizi alıyorsunuz. Burası oldukça uygun fiyatlı ve temiz gördüğünüz gibi. Sonra gidip şurada yiyorsun. Oh, this is one of the traditional cakes in Singapore. It's called Kue Tutu. You can watch how they make it. Tutu. Kue Tutu. Kue Tutu. Bakın buranın geleneksel bir keki bu. Kue Tutu. What's inside? China. Yeah. Is this mushrooms? Yep. Burada şu gördükleriniz mantar. Böyle soslu mantar yapıyor. What would you like to eat by the way? I know, I'm so spoiled for choice. Böyle Chinatown'ın ortasında bir Hindi tapınağı var. Ne alaka ben de bilmiyorum ama yani düşünün o kadar çok Hintli var burada. Daha çok lantern için takipte kalın. Bakın burada gördüğünüz de Chinatown'daki yani bütün Singapur genelindeki en büyük Çin tapınağı. Şu karşıda gördüğünüz bina var ya, burada Singapur hükümetinin evsizlere verdiği bir bina. Yani acayip lüks duruyor olmasına rağmen evsizlere atanan bir apartman. Bu da öyle aynı şekilde. Bu yine biraz öyle olabilir, benziyor da. Şuna bakar mısınız ya? So, Singapore government loves people, right? Yeah, definitely. Yeah. So there is no homeless people here. If your income is below a certain level, you can actually apply. That's nice. I think to the government, like, you know, housing is so important for everyone. That's the most basic need before everything. Yeah, for sure. Rengarenk yapmışlar burayı. Bugün bu gördüğünüz dentillerin festivali. O yüzden böyle rengarenk her yer Chinatown'da. Buna denk geldiğim için şanslı hissediyorum kendimi. Jalan Besar, my district. Bakın abi, benim kaldığım yer bu Jalan Besar. Şu anda belediye başkanı adaylarını görüyorsunuz. So, who are they actually? They're like the elected members of parliament. Or... Seriously? Oh, also? No, vote for her.
Şimdi food court dedikleri böyle toplu yemek yenen yerlere geldik. Burada biz yemeğe karar verdik. Bu arada Singapur'a gelirseniz en ucuz, en lezzetli yemekleri böyle food court'larda buluyorsunuz. Restoranlarda değil. Burada bakın şu gördüğünüz menü geleneksel kahvaltıları oluyor. Kaya tost diyorlar şuna. Sütlü kahve, sütlü çay. Koki yong tofu mi. Tofu and egg. And it can be eaten dry or ramen. Yeah, ramen. I like it too. Yeah, I like it too. Putian lor mein. Yeah, like lor mein. That also looks nice to me. Yeah. We all eat like normal food and people eat that. Tabii hepsi kapanıyor. Biz de buraya geldik. Bunu deneyeceğiz şimdi. This boneless chicken rice. Yeah. Yeah, this one. This one is good. Ben şöyle pilav ve tavuk aldım. Tavuğu burada derisiyle yiyorlar. Ben de derisiyle yiyeceğim şimdi. Normalde pek sevmem derisiyle yemeği ama deneyeceğim. Yani de şurada sanırım ramen almaya karar verdi. Burada bira içiyor dayılar. Bon appétit. Bon appétit. Or in Japanese, itadakimasu. What's inside? This is chashu or pork. This is like the special Japanese egg, like the ramen egg, like some truffle. Usually I don't eat chicken with this egg, but I'm trying now. Yeah. You like exploring food? Yeah. So what was it called again? Bakwa. More and more. Whoa, it's so crowded. Yeah, we're supposed to eat. And now what do we get? So what's there? Dumplings. Burası mantısıyla ünlüymüş. Bakın bayağı ünlü olduğu belli zaten. Kalabalığa bakar mısın? Bakın bu sokak boyunca böyle lokal restoranlar var. What is that they're eating? Fish. Ah, fish, yeah. Bugün cuma. İnsanlar cumayı seviyor görüyorsunuz. Herkes dışarı atmış kendini. Oh, it's so crowded.